Leyla Hanım direkt gönderdi. Biz de kabul ettik. Bakalım demin sorun çıkmıştı. İnşallah şimdi bir problem olmaz. Sizde internet sizde mi sorun var? Ben de mi bilmiyorum. Bilmiyorum, internet kesildi. Tekrar bağlanmak istedim hocam. Peki, ismini soyadını hızlı hızlı söyle. İnternet şu an iyiken bitirelim Evet. sorununuzu. Leyla Bozkurt, 47 yaşındayım. Nereden arıyorsun? Almanya'dan arıyorum. Ne güzel. Eğitimi düşünüyor musun Almanya'dan? Düşünürüm, kendime bir şifa alınırsam inşallah düşünürüm. Başkalarına da yardım etmek ve kendim de şifalandıktan sonra, çünkü hiç böyle yani 3 günden beri de yatıyorum, kıvırlayamıyorum. Yani belim kilitli şu an. Neyiniz var? Belimde sorunum var. Yani banşay, yani bel fıtığım var ama küçük diyor doktorlar ve hiçbir şey bulamıyorlar. Kan alıyorlar, ne yapıyor? Yine mi sesiniz gitti? Şimdi geldi herhalde. Peki. Duyuyor musunuz hocam? Tamam, hızlı hızlı. Siz bana özelden yazdınız mı? Özelden de yazın, şifa çalışması yapalım. Özelden de ben size yazmıştım ama canlı olarak görüşmek istemiştim. Yani daha böyle detaylı çalışabiliriz diye. Tamam, tekrar yazın. Eğer burada bir problem olursa normalde de Tamam. arayın, WhatsApp'tan da arayın, çalışma yapalım, olur mu? Tamam. Peki, şimdi başlayalım çalışmaya. Sizin bel fıtığınız var, başka ağrım var mı şu an? Komple sağ tarafım komple ağrılarla ve kulunç kemiğim buradan böyle aşağıya doğru ağrılar var. Yani şu anda belim çok kötü, oturamıyorum bile yani. Diz Peki. kapağım kadar. Haydi başlayalım. Başlayalım. Gözlerini kapat. Şimdi kaldırabiliyorum. Oradaki ağrı. Evet. Ekrana getir, ekrana getir. Ne kadar önceden kaldırıyordun? Şimdi ne kadar? Yani önceden şu kadarcık, şu kadarcık bir şey zor kaldırırım. Şimdi kaldırabiliyorum, evet. Böyle yap bakayım nereye kadar gidiyor? Haydi. Heh. Tamam. Evet, gidiyor. Önce de gitmiyordu, değil mi? Evet, gidiyor elhamdülillah şu an. Tamam. Bu Çok haydi benim böyle. ama belimin ortası çok ağrım. Tamam. Hala devam ediyor. Tamam. Şimdi kolun böyle kalkıyordu. Şimdi böyle gitti. Çok şükür. Şimdi beline tekrar çalışıyoruz. Kapat gözünü. Bismillahirrahmanirrahim. Hızlı hızlı. 5, 6. Çok şükür. Ayak topuğuma kadar ağrılar yani. Devam ediyordu. Şimdi topuğum altı ağrıyor. Sağ topuğum yani. Tamam. Yani biraz sonra onlar da kalmaz. Enerji devam. İnşallah. İnşallah. Kolunuzu kaldıralım. Demin kaldıramıyordun. Şimdi rahat kalkıyor, değil mi? Evet. Şu an o tarafımda ağrı gitti sayılır yani. O kadar gitti sayılmış gibi. Yani çok az bir ağrı var. Gerçekten bu omzum Sevin, sevin, az sevin. önce, Sevinerek anlat. evet az önce yani daha çoktu ağrılarım. Sanki hani birisi sanki yumrukla vurulmuş gibi, dirseğiyle vurulmuş gibi oyulmuş bir ağrı vardı. Ama şu an omzumda o ağrı yok. Öyle. Yani Siz sadece siz değil, binlerce kişiler böyle şifalanıyor. Şifalandırıyoruz, şifaya vesile oluyoruz ve siz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu siz de öğrenebiliyorsunuz. Bilinçaltı ve kuantum fiziğiyle beraber. Haydi bakalım. Çok şükür anlattı. Önceden ne olmuştu? Hala şiir ötemiz sonsuz. Hala şifa devam ediyor. Siz anlatın. Siz anlattıkça o gidecek. Önce neyiniz vardı? Onu bize anlatın. Duramıyorum ağrıdan. önce ben bundan 2 yıl önce evet ağrıdan duramam. Şu an zaten karın boşluğumda da yine ağrılarım var benim. Sağ karın boşluğumda ağrılarım var. Zaten önceden de ben bundan 4 yıl önce de rahimimi aldırmıştım. Rahimim alındı benim yani. O da alınmıştı. Ondan sonra ağrılarım devam etti benim yani. Belim kitlenmeler, ağrılarım yani üst üste hastaneye yattım çıktım. MR'ım çekildi. Ondan sonra hiçbir şeyin yok deniliyor yani. Sonra az önce. Gayet güzel kaldırabiliyorum. Kolunu da kameraya tut. Onları böyle şey yaptığını gör. Nedir, ne oldu? Çok şükür.
kadar ki sıkıntılarım hiçbir zaman bitmedi benim. Depresyona da girdim. Depresyonu, elhamdülillah, depresyonu yendim ama ağrı mı? Avustralya. Evet, okudum, Avustralya yazıyor. Evet. Evet. Burada önce senin gibi şifa yaptım. Buralarda modilleri vardı, ağrıları vardı. Hı. Eğitimi aldı. Yani böyle eğitim verdik. Siz kendime devamlı şifa yapıyorum. Tavsiye ediyorum. Takdir ablam şifa olsun inşallah. Peki arkadaşlar. Katılan herkese merhaba diyenlere merhabalar. Gördünüz Almanya'dan arayan arkadaşımız, takipçimize şifaya vesile olduk. Kolunu hiç kaldıramıyordu arkadaşlar, gördünüz. Erzincan'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Çok şükür. Peki önceden bana katılmadan önce ne kadar ağrınız vardı? Bir anlatın sonra hızlı hızlı. Size katılmadan önce %100 diye oranlama yaparsak şu an %10 gibi bir şey kaldı. %90 gitti ağrısı. Gitti şu anda çok gitti. Yayından gittiniz ama biz zaten enerjimize başlamıştık, devam ettik. Peki gözlerinizi kapatın, o %10 da gitsin inşallah. Haydi bakalım. Siz ağaç mı gördünüz? Ikinci ve üçüncü modül eğitimini veriyorum. Bizim artık üçüncü modülde ruhlarımız, yani bizim ruhlarımız da şifaya vesile oluyor. Çok şükür. Ama bunu siz de yapabiliyorsunuz. Bakın aklınızda bulunsun. Alın eğitimi, yani öneriyorum. Arayın. Arayacağım sizi kesinlikle emin olun. Hem eğitimde inan ki işte böyle çalışıyoruz. Sizin omurlarınıza çalışıyoruz. Gözünüze çalışıyoruz. Nasıl çalıştığını öğretiyoruz. Bu bütün videolarımı izleyin. Bu çalıştıklarım, şifalandırdıklarımı ben eğitimde de yapıyorum. Ama size burada nasıl çalıştığını sadece söylemiyoruz. O da sistemin içeriği. Onu da orada anlatıyoruz. Anlatabildim. Doğru. Doğru, haklısınız. Yani böyle güzel. Peki biraz bahsedin. Neyiniz vardı? Çünkü bizi izleyenler de bunu kaydedeceğim. Sizi izleyince onlar da şifalansın. Doğru. Ne Daha önce söylemiştim. 2013 yılında varis ameliyatı olmuştum her iki bacağımdan. Evet. 2013 yılında olduktan sonra tekrarladı. Dayanılmaz bir ağrı vardı. Birçok kez doktora gitmeme rağmen hep işte varis geçecek veya şey yapacak diye çeşitli ilaçlar vermişlerdi. 2019 yılında da yeni çıkmış bir köpüklü tedavi, iğne tedavisi diye bir tedavi gördüm. Özel bir doktorda. Hatta o doktora da görüştüğümüzde demiştim. Ben eğer olacaksa yapalım, olmayacaksa beni uğraştırmayın. Ben çok kez yoruldum falan demiştim doktorlardan dolayı. Onlar da olacağını söylemişti ama kısa bir süre geçti. Ondan sonra tekrarladı. Her sabah kalktığımda benim evimde şu anda her sabah şeyin koltuğun kenarında masaj aleti hazır takılı duruyor. Her sabah saat 5:30-5 gibi kalktığımda masaj aletiyle masaj yapıyorum ayaklarımın altına, bacaklarıma. Ondan sonra yürüyordum. Elimi yüzümü yıkamıyor ve güne başlıyordu. Öyle sürekli devam ediyordu. Akşam eve geldiğimde işim sürekli ayakta ofis boyu olarak çalışıyorum. Sürekli ayakta durduğumdan dolayı eve geldiğimde kesinlikle duramıyordum. Artık Siz bana ağrılar. ağrılardan da yazmıştınız, Evet. ağrılardan duramıyorum. Peki bize buraya katılmadan önce neydi ağrıların, ne dereceydi? Şimdi nedir? Ona Oraya katılmadan önce dediğim gibi oranlama yaparsak %100 bir oranlama yaptığımızda size şu son 10 dakikaya kadar %10 vardı. Şu an o da yok diyebilirim yani. Kesinlikle o da yok diyebilirim. Şu anda da belki canlı yayının etkisiyle de biraz terleme var. Sanki dersiniz saunadayım. O derece. Çok Can, affedersiniz. enerjisel olarak öyle olacak işte, enerji çalışıyor orada. Şimdi biz şimdi Doğru. boyutlara geçtik. Beşinci boyutta sizle çalışma yaptık. Yani o ilk yayın.
Aytekin Bey geçmiş olsun diyor. Peki şifa olsun diyelim artık. Güzel oldu. Peki yazan herkese, katılan kızım. Arkadaşlar artık sonra Takdir ablam demiş. Aynen, biz hayatı zorlaştırıyoruz. Evet Takdir ablacığım, hayat çok kolay. Bizler zorlaştırıyoruz, çok kolay. Doğru diyorsun. Nurşen Tokdoğan merhaba demiş. Nurşenciğim merhabalar, hoş geldin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz çalışmalarımızı Almanya'dan arayanlara da şifaya vesile olduk. Arkadaşlar merhaba hocam, şiir ötemiz sonsuz demiş. Zerrin Hanım merhabalar. Sayfamdaki